gördünüz. Gürbulak sınır kapısına Türkiye'de birçok yerde olmayan uygulamalar burada Bazit halkına reva görülüyor. Bunları asla kabul etmiyoruz. Nedir bu uygulamalar? Tek tek sıralayacağım. Bakın bugün biliyorsunuz harç puluna, sınırın ötesine gidenlere harç puluna getirilen zamlar. 150 TL iken harç pulu bugün 500 TL olmuş durumdadır. Düşünün ki biliyorsunuz zaten sınırlar getiriliyor sınır ticaretine ve buradan giden bir annemiz, bir babamız, bir kardeşimiz getirdiği 3 karton sigarayı, getirdiği 2 paket çayı getirip burada satacak. Geçimini buradan karşılayacak. O yevmiyeyle yani günübirlik gidip gelen insan o 500 TL'yi zaten ya kazanır ya kazanmaz. Ama devlet buna bile göz dikmiştir ve çıkardıkları yeni uygulamayla 150 TL'lik olan harç pulu parasını 500 TL'ye çıkarmışlardır. Bunu kabul etmiyoruz. Evet değerli arkadaşlar, yine burada yaşanan en önemli sorunlardan biri, inanın birçok sınır kapısında olmayan, burada Gürbulak'ta, Bazit'te olan diğer uygulamalardan birisi. İran tarafından buraya geçen yükler burada aylarca bekletilebiliyor. Bu bir ay ile 3 ay arasında olabiliyor. Bakın bugün burada bu yüklerin bekletilmesi için ve taşınması için 70-80 dolar günlük masraf yapmaktadırlar. Normal şartlarda işlem seri bir şekilde gerçekleşse maliyeti 3.000-5.000 dolar olacak bir şeyin maliyetini direkt 8.000 doların üzerine çıkarıyorlar. Bunları kabul etmek mümkün değil. Yine Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir uygulama. Burada antrepoya sevk ediliyor gelen tırlar. Neden? Orada bekletilecek, orada ayrıştırılacak. Çünkü birçok ürünün burada gümrüklenmesine izin verilmiyor. Bakın bütün Türkiye bunu duymalı. İnanın Türkiye'nin birçok yerinde olmayan bir uygulama. Bunu neden bu kadar sık söylüyorum? Bizler de duyduğumuzda hayretlere düştük gerçekten. Ve buradan özellikle ihtisas gümrük uygulamaları adı altında tekstil, kumaş, bijuteri, gözlük, akaryakıt, süs eşyası, makyaj, mutfak eşyası ve oyuncaklar. Bunlar antrepo denilen yerlerde, depolarda aylarca bekletiliyor. Niye? Çünkü burada onların gümrük işlemleri tamamlanmıyor. Nereye gönderiliyor bu ürünler? Mersin Limanı'na gönderiliyor. Oradaki gümrük kapılarından işlem görülüyor. Ya da İstanbullara gönderiliyor. Oradan işlem görmeleri sağlanıyor. Bunu gören hiçbir vicdan, buna doğru bir uygulama demez. Bakın burada Kürt halkının siyasi olarak, toplumsal olarak bugüne kadar yaşadığı ayrışmaya çok fazla tanıklık ettik. Ama tarih boyunca tanıklık ettiğimiz bir nokta var ki, siyaseten kendinden olmayan, kendi öz yurttaşı gibi görmedikleri kentlerimize zaten yatırım yapmadılar. Bakın yatırım yapmadıkları gibi doğal olarak bu gümrük kapısından bir geçim elde etmek isteyen yurttaşın geçimi bu özel uygulamalarla engelleniyor. Yani özel olarak Bazit, Ağrı fakirleştirilmek, yoksullaştırılmak isteniyor bu sınır kapısındaki uygulamalarla. Bunları kabul etmek mümkün değil. Mesela buna gerekçe olarak şunları sunuyorlar. Daha sağlıklı bir ortam. Niye buradaki sınır kapısının Mersin sınır kapısından ne farkı var? Burası sağlıklı olmuyor da Mersin sınır kapısı neden sağlıklı oluyor acaba? Bunu bu yasayı çıkaran, bu uygulamayı yürürlüğe koyan yetkililere soruyoruz. Tüketiciyi diyor, kısa bir sürede bu süreci tamamlamak.
külliyen yalan. Burada bir haftada 3 günde bitecek işlemi 3 aya uzatıyorlar. Bu da yalan bir gerekçe. Diyorlar ki sınır kontrollerinin etkinliğini düzenliyoruz. Peki Mersin'deki sınır güvenliği kontrolünü etkin görüyorsun da buradakini neden etkin görmüyorsun? Çıkın bunu açıklayın diyoruz buradan. Ve diyorlar ki zorunlu standartlara uygun olması. Şayet bu sınır kapısı zorunlu standartlara müsait değilse kontrollerin yapılması, peki neden işliyor? Peki neden bir gün içinde on binlerce insan bu sınır kapısından giriş çıkış yapıyor? Demek ki bütün bunlar buradaki sınır kapısını işlevsizleştirmek, basit halkını fakirleştirmek, ağrı halkını yoksullaştırmak için yapılan uygulamalardır. Bu uygulamaları bizler başta tır şoförleri, tır emekçileri olmak üzere herkes adına soruyoruz. Kabul edebilir miyiz değerli arkadaşlar bu uygulamayı? Ve değerli arkadaşlar sınır kapısı deyip geçmeyelim. Sınır kapılarında aksaklıklar çıktığı zaman emin olun ki ben bunu bizzat Hatay sınır kapısında deneyimlemiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Suriye'de savaş çıktığında giriş çıkışların yasaklandığı ve cilve gözü sınır kapısı işlevsizleştiğinde Hatay halkı fakirleşti, yoksullaştı. Buradaki halk da aynı şeyi yaşıyor. Bugün çorbacısından tutun da bakkalına kadar, esnafına kadar, tamircisine kadar, küçük sanayi sitesine kadar, sanayi sitesi, herkes bu uygulamalardan rahatsız, kent bu uygulamalardan rahatsız ve buradan bütün basit halka adına, kent halka adına, ayrıca da buralı olmayıp şu tırları süren şoför kardeşlerim adına yetkililere taleplerimizi sesleniyoruz buradan. İhtisas gümrük uygulaması derhal kaldırılmalıdır ve giriş çıkışlar için kolaylık sağlanmalı. Tırlar gereksiz yere aylarca boş yere yatırılmamalı, depolarda bekletilmemelidir. Tırların gümrükte bekleme süreleri derhal kısaltılmalıdır. Bu beklemeler insanlık dışıdır. Çalışan emekçilere de saygısızlıktır. Onların da haklarını tanımamaktır. Bunu asla kabul etmiyoruz. Geçiş pul harcı derhal sıfırlanmalıdır. Yani günübirlik gidip iki karton sigara getirecek, iki paket çay getirecek kardeşlerimize pul harcı uygulaması asla konmamalı, kaldırılmalı. Bununla ilgili derhal bir özel düzenleme gerçekleşmelidir. Ve aynı zamanda sınır ticareti yapan, halkımızın yaygın olarak kullandığı tabirle ifade edecek olursak, bavul ticareti gerçekleştiren yurttaşlarımızın zaten geçimleri ucu ucunadır. Zaten geçinememektedir. Siz düşünün, iki paket çay, iki paket sigaranın karı ne olabilir ki? Ve o nedenle diyoruz ki kota uygulaması kaldırılmalıdır sınırlarda. Ve oranın yurttaşı rahatlıkla sınırın ötesine gidip özgürce sigarasını da, özgürce çayını da, şekerini de rahatlıkla getirebilmelidir. Ve en önemlisi yine bütün bunların yürütücülerinden olan kimdir? Gümrük memurları. Gümrük memurları rüşvetsiz iş yapmıyor çoğu. Burada onuruyla çalışan emekçileri tenzih ederek söylüyorum. Ama gümrük memurlarının taraflı tutumları, gümrük memurlarının keyfi tutumlarını asla kabul etmiyoruz. Benzer gümrük memurlarının yine bir kesimi için söylüyorum. Onuruyla çalışanları yeniden tenzih ediyorum. Bakın Mersin'de uyuşturucu ticareti yapıldığı zaman, tırlarda uyuşturucu taşındığı zaman o tırlar transit olarak geçebiliyor. Ama oyuncak getiren tırlar, yerli halkın sipariş ettiği gereksinimler bekletiliyor. Ama bakın, dikkatinize sunuyorum. Uyuşturucu tırları asla bekletilmiyor. Gıda tırları bekletiliyor. Tekstil tırları bekletiliyor. Niye? Yurttaşa işkence çektirmek için. Bunları asla kabul etmiyoruz. Ve değerli arkadaşlar, sözlerimize son verirken
Şu bilinsin ki burada sınır kapısında yaşanan bütün bu sorunların sonuna kadar bizler takipçisi olacağız. Bu sorunlar çözülene dek hem kampanyamız, buluşmalarımız çerçevesinde sürekli gündemleştirmek, hem parlamentoda gerekli girişimleri yapmak, hem de değerli halkımızla beraber alanlarda, meydanlarda demokratik hakkımızı talep etmek konusunda siz değerli basit halkının, ağrı halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte kazanacağız, birlikte direneceğiz, mücadele ede ede kazanacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.